Şalom Bu haftaki peraşamız Bayakkel Peraşası. Aynı zamanda da Şabat Çekalim. Yani İsrailoğullarının Betemiktaş'ın tamiratı, korbanların satın alınabilmesi ve nüfus sayımı için vermiş oldukları yarım şeker. Ki bununla herkesin aslında bir yarım olduğunu ve diğer bir insan, diğer bir kardeşiyle ancak bir bütüne ulaşabileceğini anlaması gerekmektedir aşamızda bütünlüğü ulaşmakta kullanılan beta ve tanrı yaklaşımını gerçekleştirmek için bize aracı olan verilmiş olan beta inşası için Betselel Benuri Benhur, Lemate Yehuda yani Yehuda kabilesinden Betselel'e e göre verilmiştir. Ancak Betselel özellikle Lahashov Mahashabot ve Lazot yani düşünceleri okuyabilmek ve aynı zamanda da okuduğu düşünceleri eyleme dökerek hangi parçayı nereye kullanabileceğini tam olarak bilmektedir. Ve bu şekilde kim hangi düşünceyle verdiyse bu eylem tam olarak yerini bulmaktadır. Ancak bunu yaparken her insanın sadece yapmak olsun diye değil aynı zamanda Lasot dediğimiz besimha yani mutluluğu da içine katabiliyor olması lazım. O yüzden mutlulukla yapılan mitvayla mutlulukla yapılmayan mitva arasında dağlar kadar fark olduğunu söyler rabbiler. Hatta bununla ilgili komik bir tane hikaye vardır. <laughs> bir tane Rabbi öğrencilerinin sabahleyin tefilin takarlarken yanlarına gelir. Bir tanesinin yanına gel der ki ya bugün bana bir iyilik yap. Acaba tefilin takmasan olur mu der. Öğrenci şaşkınlıkla bakar. Olur mu der Rabbi ben tefilin takacağım der. Peki tamam der uzatmayalım. Sana 200 şekil şeker vereceğim der. <laughs> Lütfen bugün tefilin takma der. Rabbi niye takmıyorum? Ne yapacağım ben 200 şekeli diyor. Ben tefilin takmak istiyorum. Peki diyor çok da uzatmayalım şeyi. Ben sana diyor bin şeker vereceğim. Olur mu diyor takmayacaksın tefilin. Olmaz Rabbi diyor nedir bu? Ne istiyorsunuz benden diyor. Ben tefilin takacağım diyor bugün. Peki tamam uzatmayalım diyor. 50 bin şeker vereceğim tamam mı diyor. Rabi diyor beni kızdırıyorsunuz diyor. Ben tefilin takacağım diyor. Niye sürekli bunu bana teklif olarak getiriyorsunuz? Peki tamam son teklifim diyor. Bir milyon şekel vereceğim diyor. Tefilin takma diyor bugün. Rabi diyor bakın diyor size saygım sonsuz ama bu teklifiniz hiç hoşuma gitmiyor. Ben tefilin takacağım. Lütfen diyor bana böyle şeylerle gelmeyin. Peki diyor Rabi bir şey soracağım öğrenciye. Şu anda diyor sana bir haber gelse milli piyangodan bir milyon şekel kazandın diye Acaba sevinir miydin diyor. Tabii ki sevinirdin diyor. Değil mi sevinirdin havaya da uçardın diyor. Hatta mutluluğun yüzüne de yansırdı diyor. Madem ki diyor senin için bir milyondan fazla değeri olan tefilini takıyorsun. Ama diyor o neşeyi, o sevinci, o mutluluğu yüzünde göremiyorum. Neden acaba diyor. Burada aslında Rabiler özellikle şunu vurguluyorlar. Betselil'in yapmış olduğu mişkan inşasında lahşop mahşabot lasot be simha düşünceleri ve fikirleri okuyabilmek, onları eyleme dökerek aslında bu inşaatı tamamlayabilmek ama en önemlisi ise bunu sevinçle gerçekleştirebilmek. Yani Rabbiler aslında bize özellikle Toran'ın vermiş olduğu bu cümle sebebiyle her mitvanın mutlulukla yapıldığı zaman mutlulukla yapılmayan mitva karşılaştırmasında çok çok yukarı çıkabileceğimizi ve mutlulukla yaptığımız için de ödülümüzün çok fazla olacağını çok açıkça söylemektedirler. O yüzden madem yapıyorsak mitvayı sevinçle yapmaya çalışalım, hiç yapmıyorsak da yapmaya çabalayarak en azından bir adım atmış olalım. Hepimize şabaçalım.